Ne tuhaf değil mi büyük anne? Birkaç saat öncesine kadar çantalarımızı toplamış bu evden gitmek üzereydik. Şimdi ise sanki hiçbir şey olmamış gibi. İşte buna kader kısmet deniyor. Anneanne. Hı? Aklımda dolaşan birkaç soru var. Ne gibi sorular Mukta? Büyük annem bana Miti'nin anneannesi ve Bayan İççi hakkında bir sürü şey söylemişti. Eğer o söyledikleri doğruysa ikisi de çok kötüler. Miti'nin anneannesi evimizde hizmetçiymiş. Ve Bayan İççi da annemden her şeyini almış. Ama anneanne, bu insanlar evimizi 21 milyon rupiye aldılar. Ve hemen bize geri verdiler. Anneanne, bu insanlar bana hiç de kötü gelmiyor. Ben bu işten hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyebilirim ki Mukta? Bir taraftan kalbim Damini'nin çok iyi olduğunu, diğer taraftan da İççe yüzünden Tapasya'nın her şeyi kaybettiğini söylüyor. Neden susuyorsun anneanne? Cevap versene. Mukta kızım, ne zamandır telefonu çalıyor? Şey büyük anne, anneannemle önemli bir konu hakkında konuşuyorduk. Peki ben açayım telefonu, sonra arayacağını söyleyeyim ha? Peki. Merhaba Muku Muku. Hım ne demek? Oo, demek artık böyle konuşmaya başladım. Nedenini şimdi anladım. Ben sana söyleyeyim. Çünkü bana kızgınsın o yüzden. Öyle değil mi? Ailemin önünde ne kadar güzel konuşuyordun sen. Aa Muku Muku, evime geldiğin gün çok güzel görünüyordun. Hayır, gerçekten. Telefondaki kim büyük anne? Ne zamandır hımlıyor? Alo? Olamaz. Alo? Yine o arabası olan çocuk arıyor. Tanrı en iyisini bilir. Divya, Mukta'mızın geleceği çok parlak olacak. Mukta bana bir şeyler sordu. Bunlara verecek cevabım yok. Alo? Merhaba teyze. Teyze değil, Mukta'yım ben. Neden aramıştın? Şükürler olsun, yüreğim ağzıma geldi bir an. Kimdi o? Büyük annem. Ona yanlış bir şey söylemedin değil mi? Hayır, gerçeği söyledim. Çok güzelsin dedim. Büyük anneme beni mi övdün? Evet, yanlış bir şey mi söyledim? Yoksa güzel değil misin? Bak Yuvi, sen... Yine öfkelenmeye başladım bak. Demek ki her şey yolunda. Şimdi söyle, neden aramıştın? Seninle gezintiye çıkmak için aradım. Peki ya gelmezsem? O zaman arabada oturup kapının önünde seni bekliyor olacağım, tamam mı? Yani? Yani şu küçük hanım. Pencerenin önüne gel, perdeyi aç ve aşağı bak. Delirdin mi sen? Git buradan. Şu anda gelemem Yuvi. Mümkün değil. Lütfen git buradan. Şimdi gelemez misin? O zaman sonra gelirsin. Tamam. Seni burada bekliyor olacağım. Yuvi, lütfen.
Söylüyorum sana işte, git buradan hemen. Mukta, lütfen. Yubi, lütfen. 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 Yubi, lütfen. Geleceksin. Teyze, kahvaltı et hadi. Ederim sonra. Mukta. Mukta kızım. Evet büyük anne. Al kızım, çabuk kahvaltını bitir. Sonra mabede gideceğiz. Büyük anne, mabede ben gelmesem olur mu acaba? Bir yere gitmem gerekiyor da. Tabii tabii olur. Ama en azından kahvaltını bitir. Yolda bir şeyler yerim ben. Ama şey... Aha anne! Böyle alelacele nereye gidiyorsun? Üzgünüm. Burada sürekli bir yere yetişiyor sanki. Teyze, neden böyle gitmesine izin verdin? Baytakur sorarsa ne diyeceğiz? Divya, sen buraya gel. Nereye? Gel benimle. Nereye? Nereye götürüyorsun beni? Çok konuşuyorsun. Kader seni çağırıyorsa Divya, durmamalısın kızım. Tanrı en iyisini bilir. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani, kismat apni to jaise.